Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere biraz can sıkıcı bir video hazırladım ama bunu yapmak zorundaydım. Yeni çıkan çok fazla ürün var ve onların arasında gerçekten paranızı çöp edecek ürünler var. Beğenmediğim ürünleri anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Videoya başlamadan önce tekrar hatırlatma gereği duydum ki biliyorsunuz 4 gün önce dudaklarıma dolgu yaptırdım. O yüzden şu an birazcık Duck Windduck'a benziyorum. Farkındayım, şu bölgemde müthiş bir ödem var. Yani şu anda yara halinde. Yara bir iyileşsin çünkü şuramda kitle, taş var gibi ve bu bölgem inanılmaz şiş ve azıcık acıyor. Şimdi hızlı bir şekilde uygun fiyatlı da pahalı da gerçekten deneyip hiç beğenmediğim ve kesinlikle paranızı çöp edecek ürünleri göstereceğim. Eğer ki hala almadıysanız, bu ürünleri almayı düşünüyorsanız bence bir kere düşünün derim alıp almamayı. En yakın gösterdiğim ürünlerle başlayacağım. Geçtiğimiz günlerdeki vlogda size Rival Loves markasının yeni çıkan ürünlerini göstermiştim. Hatta kendi aldıklarımı göstermiştim ben bu ürünler arasında. Koleksiyonda şahane ürünler var, harika ürünler var. Hatta aldığını gösterdim. Mesela şöyle dudak maskeleri var. Bu karpuz kokusu içeren şöyle tatlı bir dudak maskesi mesela, bu şahane. Bu ürün çok güzel. Onun dışında ambalajını Benefit'in ambalajlarına benzettiği şöyle de bir tropical bronzer var. Bu aslında bronzer değil. Yani bronzer olarak kullanmak isterseniz alırsanız yanılırsınız. Bu tam olarak bir kontür ürünü. Yani 02 numarası öyle. Parlaklık yok, kızıllık yok. Tam olarak şu anda şu bölgeme de kontür yaptım bu ürünle. Tam bir kontür ürünü. Bronzer diye alırsanız üzülürsünüz. Kontür ürünü diye alırsanız çok sevinirsiniz. Neyse, çok güzel ürünler var koleksiyonda. Göstereceğim ama hiç sevmediklerimi anlatacağım. Çünkü bazı videolarda ya da bazı paylaşımlarda denk geliyorum. Bazı kısımlar anlatılırken atlatılıyor. Tabii ki herkesin kendi görüşüdür ama bir ürünün kokusu varsa, içeriğinde mineral yağ varsa, alerjik duruma neden olacak etkenler varsa ben açıkçası bunların anlatılması taraftarıyım. O yüzden size söyleme gereği duydum. Mesela Rival Loves markasının bazları var. Böyle canlı ve parlak bitişi olan bir bazdan bahsetmişler. Maalesef müthiş kokusu var. Özellikle maske kullandığımız şu dönemde cildiniz ekstra hassassa benim gibi sivilceden başınızı alamazsınız. Ben bu ürünü denedim, test ettim. 3-4 gün test ettim. Hatta bir video geriye gidin. Vlogumu bir izleyin. Çenemdeki sivilcelere bir bakın bakalım. Ben de maske nedeniyle alerjik durumlar yaşıyorum. Fena derecede sivilce çıkarmaya meyilli bir dönemdeyim. Üzerine bunu sürünce ucu beyaz beyaz. Özellikle burun bölgeme, şuralara bir bakın bakalım ne durumda cildim. Göreceksiniz. Müthiş bir kokusu var. Cilde anında alerji yapıyor. Eğer ki alerjiye meyilli cildiniz varsa, hassasiyetiniz varsa, sivilce eğiliminiz varsa çok fena şekilde sivilce yapıyor. Parlak canlı gösteren bir baz. Fakat cildinize sivilce bastığı için cildinizin ne kadar güzel göründüğünü sivilcelere odaklanmaktan göremiyorsunuz. Bunu ben hiç beğenmedim. O yüzden almayı düşünüyorsanız, alerjiniz varsa, sivilceye meyilliyseniz, kokuya hassasiyetiniz varsa ki zaten bence güzel bir koku değil, bunu bir düşünün derim. Şimdi madem bu markadan başladık, bu markanın ürünleriyle devam ediyorum. Ben bir sürü ürününü aldım. Burada sevmediklerimi gösteriyorum. Biliyorsunuz beni, sevdiklerimi de gösteriyorum, sevmediklerimi de gösteriyorum. HD Compact Marshmallow pudrası var. Şöyle çok tatlı, yine karton ambalajı olan tatlı bir kocaman transparan pudramsı sıkıştırılmış pudra diyeyim. Dikkatli kullanılması gereken bir pudra. Düşürüp kırabilirsiniz. Çok ambalaja oturmamış. Bembeyaz bir pudra. Yumuşacık kıvam var. Kadifemsi, böyle beyaz. Bunu cildinize sürdüğünüzde özellikle yağ kontrolü istiyorsanız çok fazla yağ kontrolü sağlamıyor. Sanki una bulanmışsınız gibi pudra, özellikle flash patladığında HD demesine rağmen, yani fotoğraf çekiyorsanız ya da video çekiyorsanız o pudra kek gibi duruyor. Tam yüzünüze oturmuyor. Yakından bakıldığında un gibi duruyor. Ben bunu fırçayla uygulamayı denedim. Süngerle uygulamayı denedim. Kabuki fırçayla tampon uygulamayı denedim. En son dayanamadım. Parmaklarımla aldım. Göz kapaklarıma yedirmeyi denedim. Yani göz kapaklarınızı bu pudrayla sabitlemek isterseniz ya da göz altınıza sabitlemek isterseniz çok güzel durmuyor. O yüzden maalesef çok iyi yorumlarım olamadı buna. Ben çok beğenmedim. Kokusu
marshmallowlu bir koku, tatlı bir kokusu var. Seviyorsanız seversiniz, sevmiyorsanız sevmezsiniz. Hani şu günlerde ürünlerin testerları yok biliyorsunuz. Gündem dolayısıyla zaten kullanmak doğru olmaz testerları. O yüzden denemeden almak zorunda kaldığımız için hızlı bir şekilde bu videoyu çekmek istedim. Yeni çıkan ürünler arasında bunlar ve hızla videoları çekiliyor. Bir de benden dinleyin istedim. Son olarak bu markadan bir ürün daha göstereceğim benim aldıklarım arasında. Rival Loves Me markasının şöyle bir bronzer stick'i var. Bunu acaba neden bronzer stick dediler çok anlayamadım. Kremsi bir ürün değil. Bence stick yapıda da bir ürün değil. Toz bir ürünü böyle bir ambalaja koymuşlar. Fakat kullanımı o kadar zor ki, fırçası da o kadar dandik ki zaten bunun gibi bir fırçayla sağlıklı bir şekilde yüzünüze bronzer uygulayamıyorsunuz. Ben bunu hiç beğenmedim. Ürün çok zor geliyor. 40 saat yüzünüzü aşındırmanız lazım. Onu sürene kadar alttaki ürünlerin hepsini kaldırıyorsunuz ki zaten fırçası da çok güzel bir fırça değil, bununla uygulayamıyorsunuz. Şu anda kapatamıyorum. Neyse böyle dursun. Hiç beğenmedim. Yani bunların arasında en çok hangisinden nefret ettin derseniz bu üründen nefret ettim. Onun dışında bazdaki zaten dediğim gibi çenemin halini görün. Kullanıp kullanmamaya karar verin. Ha, çok güzel ürünler de var. Hala denemeye devam ediyorum. Mesela rujlarına bayıldım. Az önce size gösterdiğim Benefit'in hulasına benzettiğim bir bronzer'ı var. Daha doğrusu kontür ürünü var. Ona bayıldım. Dudak maskelerine bayıldım. Krem aldıklarına bayıldım. Serinin tamamını almayı düşünüyorum ama bu ürünleri denediklerim arasında bunları hiç beğenmedim. Şimdi bir tane pahalı markaya gidelim o zaman. Uygun fiyatlıdan konuştuk. Nars'a gidelim. Nars'ın şöyle bir kapatıcısı var. Yeni deneme fırsatım oldu. Soft Matte Complete Concealer diye geçiyor. Bendeki medium 1 rengi. Eğer ki yaşlanmak istiyorsanız gerçekten göz altını kullanmak için uygun bir kapatıcı değil. Çünkü asla göz altınıza oturmuyor. Göz altınıza kullanırsanız anında 10 yaş yaşlanıyorsunuz. Bütün çizgilerinize doluyor. Çizgileriniz yoksa çizgi çizgi duruyor. Asla oturmuyor ve göz çevrenizi öyle bir kurutuyor ki gerçekten hissediyorsunuz. Canı çekiliyor. Kullanabileceğimi zannetmiyorum. Hani belki sivilcelerinizin üstüne kullanabilirsiniz. Lekeli bölgelere kullanabilirsiniz ama kek gibi duruyor. Yüzünüze asla oturmuyor. Yağlı ciltlerin de seveceğini zannetmiyorum. Hani böyle kuru kuru yapıda bir kapatıcı hayal edin. Ha, rengi çok güzel. Ona diyecek lafım yok. Ben Nars'a hayranım biliyorsunuz. Nars'ın ürünlerine bayılırım. Çok severim. Fakat asla oturmuyor. Bakın. Hala uyguluyorum. Hala uyguluyorum. Hala uyguluyorum. Kurudu bile ürün. Yani bu şeyin L'Oreal'in kuruluğunda falan değil. Bakın burada çizgi gibi kaldı. Şimdi ben bunu neyle uygulayacağım? Parmaklarla bile uyguladığınızda parmakların ısısıyla dahi oturmuyor. Böyle bir kapatıcı ve dünyanın parası. Ben aldım. Bence siz almayın. İkinci göstereceğim ürün de birazcık stick fondötenlere sardım bu ara ve CC kremlere sardım ama tabii ki şöyle söyleyeceğim. Bizde olan CC kremler değil maalesef. It Cosmetics'in biliyorsunuz CC kremi var. Fondöten gibi. Bugün de yüzümde o var. Böyle canlı duruyor. Lekeleri falan da kapatıyor. Ya onu kullanıyorum ya da bazı stick fondötenleri kullanıyorum. Sıra buna geldi. Cildimin bu kadar kustuğunu hatırlamıyorum. İlk denediğimde ben bunu alırken bir denemiştim ama aynı hatayı ben de yapmıştım. Mağazada denedim. Şahane durdu dedim. Sonrasında unuttum kullanmayı. Birkaç kere galiba bir videoda kullanmıştım. Yani benim cildime uygun bir fondöten değil. Bunun arkasında şöyle bir de süngeri var. Zaten eğer bu süngeri değiştirmezseniz hijyenik olmuyor bir süre sonra. Zaten ben süngerle uygulamıyorum. Ürünü yüzüme bıraktıktan sonra süngerimle tampon hareketlerle uygulama yapıyorum. Rengini yine doğru seçmişim. Orada bir problem yok. Fakat zaman içinde şuralarımın inanılmaz derecede çizgilendiğini, yine böyle yaşlandırma efekti etkisi olan bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Bunu hemen uyarmak istedim. Çünkü ürünleri deneyerek alamıyoruz. Bir fondötende en sevmediğimiz özellik bu olsa gerek. Şimdi canımı derinden yakan bir ürünü göstereceğim. Fiyatıyla alakası yok konunun. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Kiko'dan geçtiğimiz günlerde bir alışveriş yapmıştım. Size de göstermiştim. 3 al 2 öde gibi bir kampanya vardı Trendyol'da. Oradan yeni çıkan koleksiyonun kahverengi eyeliner'ını aldım. Sadece bir kez kullandım. Sadece bir kez kullandım. Bitti eyeliner. Bitti gitti. Eyeliner'da en sevmediğim nokta, bir kere zaten fırçasını hiç sevmedim. Eyeliner kullanmayı bilmeyen biriyseniz bununla asla bir
uygulama yapamazsınız. Çekemezsiniz yani. Fırçası değil aslında, keçe ucu diyeyim ama yani biz bununla kağıda boyama işlemi yapmayacağız. Desen doldurmayacağız bununla. Küçücük göz çevremize incecik uygulama yapacağız bununla. Birincisi bu. Rengi çok güzel. Tam olarak şu ambalajındaki rengi şahane. Fakat şu tarafa sürdüm. Bu tarafa sürene kadar artık ürün rengi açılmaya, sürmemeye, üzerinden geçtikçe ürünü kaldırmaya başladı. Sonra bir böyle denedim. Sonrasında bir pudrayla oturttum göz kapaklarımı. Eğer bir far sürseydim üzerinde nasıl duracaktı diye asla boyamadı. Eğer ki farın üstünden uygulamaya kalkıyorsanız boyamıyor, çizmiyor bile. Ve bir kere kullandım. Sadece bununla uzun ömürlü bir makyaj ilişkisi yaşayamıyorsunuz. Paranız tamamen çöp oluyor. Yani neden böyle bir ürün üretildi? Hiç test edilmedi mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani böyle yağ gibi bir eyeliner'ın kayması gerekiyor. Ha bakın güzel duruyor. Ama ben bunu ikinci bir kez daha kullanamayacağım. Herhalde diğer tarafın çizgisini çekene kadar 60 kere falan üzerinden geçmiş olabilirim ya. Lütfen çiz bari eşit olsun diye ürünü denerken çok üzüldüm. Büyük beklenti içindeydim. Gerçekten böyle de kampanyalar varken iyi bir kahverengi eyeliner buldum diye size göstermek istiyordum. Maalesef beğenmedim. Yine üzüldüğüm ürünlerden bir tanesi, bu aralar Misha patlaması var biliyorsunuz. Herkes Misha'nın ya cilt bakım ürünlerini ya da makyaj ürünlerini kullanmaya başladı. Hakları da var çünkü çok güzel ürünleri var gerçekten, ben de kullanıyorum. İzlediğim videolarda da çok merak edip notlar alıyorum. Bunu bir araştırayım, ben de deneyeyim dediğim bir sürü ürünü var. Özellikle makyaj ürünlerine sardım bu ara. Bakalım nasıllarmış diye. Çok güzelleri zaten videolarda size anlattım. Beğenmediğim bir ürün de bu. Köpük allığı maalesef. Düşecek diye korkuyorum. Zaten emaneten takılmış, ambalajından hiç haz etmedim. Köpük allık. Kremsi formda. Renk vermiyor. Yüzünüze renk vermiyor. İster parmaklarla uygulamaya çalışın. Bir kere yapısı çok sert. Yani ben şimdi hayalimde MAC'inkini canlandırıyorum. O yüzden MAC'in performansını bekliyorum. Bu allıkta o performansı bulamadım. Ama bunun da fiyatı fena değil. Yani çok da ucuz sayılmaz. O yüzden söylemek istedim. Çok da tatlı bir renk aldım. Fakat yüzünüze zaten fırçayla uygularken altta ne var ne yok kaldırıyorsunuz. Rengini çok güzel vermiyor gördüğünüz gibi. Vermedi. Azıcık daha alıp sürmem gerekiyor. Bir kere daha yüzünüze bir işlem uygulayacaksınız. Fırça darbesi yapacaksınız. Altta ne sürdüyseniz, güneş kreminiz mi var? Fondöteniniz mi var? Kapatıcınız mı var? Hepsi çoktan kalktı bile. Bir kat daha geçiyorum. Ürünü iyice oyuyorum. Bakın şu anda oyuyorum. Yani değil mi? Artık rengini vermesi lazım. Hafif bir pembelik görüyorsunuz. Parmaklarımla da kat kat uygulamaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde yüzüme oturtamıyorum. Maalesef hiç beğenmedim. Diğer oje gibi olan bu Apiu markasının Juicy Pink'lerinden köpük allığı. Diğer yine Apiu markasının bu oje gibi olan allıklarına bayıldım mesela. Onlar zaten likit formda şahane. Ama buna bence bakmayın. Gerçekten sizi çok uğraştırır ve makyajınıza da yazık edersiniz. Flormar'ın da geçtiğimiz günlerde bir koleksiyonu çıktı. New Romance mıydı? Romantik miydi? Öyle bir şeydi. Çok özür dilerim. Hatırlayamıyorum. Fakat orada o koleksiyonun da videosunu çekeceğim yakın zamanda size. Bir inceleyeyim bakayım dedim. Onun içinde şöyle bir Glowing Drops diye böyle bir aydınlatıcı damlaları var. Hatta bunun rengi de Romantic Bronze. 01 Romantic Bronze. Bunu da hemen açıp göstereceğim. Aydınlatıcıdan ne bekleriz? Cildimizi aydınlatmasını bekleriz tabii ki. Şuraya kadar her şey şahane. Ürünü yüzünüze alıp yedirdiğinizde bir süre sonra bakın yok. Yok yani. Gerçekten damla sürüyorsunuz sadece. Aydınlatıcı parlak kısmı yok. O yüzden çok çok yazık. Galiba pigmentini birazcık az koymuşlar ürünün. Bilemedim. Ben çok beğenmedim yani. Bir de kocaman şişede yani kolay kolay bitecek bir ürün değil. Aydınlatamayacaksam ne yapacağım? Aydınlatıcı değil. Başka amaçla nasıl kullanabilirim? Acaba fondötenin içine karıştırsam yapısını bozuyor denedim. Pek bir işe yaramadı. Almayı düşünüyorsanız bir kere daha düşünün bence. Biolis markasının maskaralarını çok severim biliyorsunuz ve çoğu ürününü çok severim, size gösteririm. Bir maskarasını daha deneyeyim dedim. Loaded maskarası. Herhalde markanın en kötü maskarası olabilir. Şöyle görüyorsunuz kıl taraklı bir fırçası var ama bakın zaten o kıl taraklar bozulmuş bile. Bir hafta denedim çünkü maskarayı böyle bir kere denediğinizde yorum yaparsanız yanlış yorum olabiliyor. Çünkü ilk baştaki performansı gerçeği yansıtmıyor maskaraların. O yüzden bir
hafta bir deneyeyim dedim. Birinci sevmediğim sebep gözüme alerji yaptı. Şimdi bu herkese yapacak anlamına gelmiyor. Benim alerjik göz çevrem ve biliyorsunuz ilaçlarla hayatımı devam ettiriyorum yani alerjim ortaya çıkmasın diye. İlaç kullanmama rağmen gözlerime gerçekten ciddi oranda alerji yaptı. Çok kaşındırdı. Ve maskara siyah değil. Kirpiklerinize sürdüğünüzde öyle şu siyahlığı beklemeyin mesela maskarada. Bugün bende Unlimited maskara var L'Oreal'in. Bu formda bir maskara değil. Kıl taraklı. Bir kere zaten dümdüz kirpikleriniz varsa o kadar ağırlık yapıp topaklanıyor ki daha da düzleşip aşağı doğru düşüyor. Ve tabii ki klasik Biolis maskaralarında olduğu gibi bu da dökülüyor. Hadi dökülmesini bir nebze göz ardı edeceğim fakat alerji yaptı. Kirpiklere çok fazla ağırlık topaklanma yapıyor ve asla siyah yapmıyor. Hacim de vermiyor. Uzatmıyor da. Pek işe yarar bulmadığım için bunu da size göstermek istedim. Mesela Fake It maskaraya dökülmesine rağmen bayılıyorum. İnanılmaz yapıyor kirpiklerinizi. Üzerinden bir kat başka bir maskarayla geçiyorum. Dökülmesini de önlemiş oluyorum. Şimdi bir ürün daha göstereceğim size. Tabii birkaç ürünüm daha var ama bir Kore markası bu da. Peripera diye bir marka var. Şöyle bir ürün. Krem aldıkları takınca bunu da alayım istedim. Ucu böyle süngerli. Bakın şuradan görüyorsunuz şeftali tonlarında bir allık. Bunu da şu kısmı uyguluyorum. Yani fondöten uyguladım adeta. Şuradaki şeftali tonu ya da kapaktaki şunun olması gerekiyor. Daha zaten şeftali rengi diye geçiyor bu. Bir allık olduğu söyleniyor. Gerçekten Koreliler kendilerine göre ürün yapmışlar diyelim ama Türkiye'de satılması olması bana garip geldi. Şu kadar beyaz olmanız lazım gerçekten. Sizde birazcık renk verebilmesi için bana hayatta yani ben bunu ancak renkli nemlendirici gibi kullanabilirim. Öyle söyleyeyim. O da uymaz zaten. Bakın neredeyse Mişe allığın rengi belli oldu elimi beyazlaştırınca görüyor musunuz? Böyle bir ürün. Denk gelirseniz bir düşünün derim. Bunu söyleyeceğim. Şimdi çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Sevmediğim bir ürün. Ana paketini attığım için onu gösteremiyorum ama şöyle kendisini gösteriyorum ürünün. Kotex'in Aktif serisi var. Bu özellikle spor yapanlar için, çok koşturanlar için Aktif serisi adı altında pedler çıkarmışlar. Bu konunun bizim için inanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü menopoza kadar regli sürecimiz devam ediyor. Hayatımızda en çok aldığımız ürünlerin başını pedler çekiyor. Bu konu o kadar önemli ki ve bu konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu kullandım. Müthiş alerji yaptı. Genital bölgenin alerjisinin ne kadar dayanılamaz, çekilemez bir şey olduğunu, sonrasında mantara çevirdiğini, başka sağlık problemlerine çevirdiğini, idrar yolu enfeksiyonu çevirdiğini söylememe gerek yok herhalde. Her ne kadar bunu çok konuşmasak da çoğumuzun başına geliyor. Bende böyle bir sorun yarattı. Bir taraftan reglisiniz düşünün ve reglinin ortasında inanılmaz derecede bir rahatsızlık hissediyorsunuz. Zaten rahatsız bir dönemdesiniz. Hani çok keyfinizin kaçık olduğu, rahat edemediğiniz bir dönemdesiniz. Ben normalde Kotex kullanıyorum. Çok da memnunum diğer çeşitlerinden, pamuklu olanlardan. Bir de bu Aktif serisini alayım dedim ama müthiş alerji yaptı. Orkid kullanamam mesela. Orkid bana çok alerji yapmıştı. Yıllar önce onu kullanmayı bıraktım. Günlük ped zaten doktorum önermediği için kullanmıyorum. Bir de bunun günlük pedi de vardı. Ne olur ne olmaz diye evde bulunsun diye almıştım ama hiç açmıyorum bile paketi şu anda. Müthiş derecede alerji yaptı bana. Hayatımızda bu kadar çok kullandığımız bir ürünün ne bileyim bunun göz ardı edilmeden üretilmesi, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Alerji yapmamalı yani ve hani geliştiriyorsanız da teknolojiyi ulaşılabilir fiyatta olmasını tercih ederim. Şimdi bazı ürünler var fakat fiyatından dolayı yanına yaklaşamıyoruz. Çünkü en çok aldığımız ürün bu yani. En çok aldığımız bu ve paket paket alıyoruz. O bölgenin hassasiyetine, pH'ına, dinamiklerine göre ped üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle alerji yaptı. Lütfen videonun altına da size bu tür alerji yapan ürünler nelerse yani pedler nelerse yazarsanız eğer hepimize rehber niteliğinde olsun. Hatta sizin yazdığınız ürünlere göre ben de değiştirmeyi düşünüyorum. Ona göre size alerji yapan varsa ben de o ürünlerden kaçmış olurum. Aklınızda olsun. Kotex'in diğeri değil. Aktif serisi müthiş bir şekilde bende alerji yaptı. Bir daha asla kullanmayacağım ürünler arasında. Son olarak Smashbox'ın bir ürününü göstereceğim. Bir tane de pahalı ürün gösterip videoyu bitiriyorum. Şöyle asansörlü açılabilir. Açamıyorum şu anda haliyle. Bir dudak kalemi var. Bu dudak kalemi çok da pahalı. Rengi inanılmaz güzel. Rengine aldanıp ben bunu satın almıştım. Galiba 5 kere falan kullandım. Bitti.
Bakın devamı gelmiyor. Bitti ürün. Gerçekten bitti, kalmadı. 5 defa 100 küsür lirayı 5 kere dudak kalemi kullanmak için vermeye değer mi bilmiyorum. Yani ürünün yapısı, dokusu, kalitesine hiçbir şey demiyorum bakın. Şahane. Zaten çok bayılıp o kremsi yapısını çok severek almıştım. O kadar parayı 5 kullanımlık bir kalem için vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden bu videoya da ekleme gereği duydum. Bugün size sevmediğim ağırlıklı olarak yeni ürünleri anlattım. Lütfen sizin de yeni ürünler arasında denedik, beğenmedikleriniz, size olumsuz etkisi olan ürünler varsa videonun altına yazın. Videolarımız rehber niteliğinde, arşiv niteliğinde olsun ki daha sonra da videoyu izleyip yorumları okuyanlara yarar dokunsun istiyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız, beni Instagram'dan da takip ederseniz oradan da iletişimde olabilir. Instagram adresim ojemrucumrimelim. Sürekli videonun altında geçiyor. Orada da farklı farklı paylaşımlarım oluyor. Hızlı bir şekilde benimle iletişime geçmek isterseniz, acil bir şey sormak isterseniz bana oradan da ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.